Uzun zamandır konuştuğumuz Ankara-Şam arasındaki askeri işbirliği. Sayın Erdoğan'ın açıklamaları, öncesinde Sayın Esad'ın açıklamaları. Hangi noktadayız? Ya tamam mı? Sayın Hocam ne diyorsunuz? Önce bir toparlayalım isterseniz. Ve yani Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında şöyle bir çıkış var. Esad adım attığı anda yaklaşım gösteririz. Şimdi hangi adım bekleniyor? Hemen sizinle başlayalım. Buyurun. Şimdi aslında bu bir tarihi zorunluluk haline geldi. Her iki taraf için de hem Ankara hem de Suriye bir anlamda politikalarını revize etme durumunda. Çünkü bölgedeki istikrarsızlaştırma faaliyetleri her iki ülkeye de zarar veriyor. Bir kere Suriye içerisinde çok etkin gruplar var ve farklı ülkeler, farklı aktörler sahada varlık gösteriyor. Türkiye için de özellikle sığınmacı meselesi malum. Türkiye'de kamuoyunu çok meşgul ediyor. Yabancılara dönük bir saldırı var. Özellikle de Suriyeli sığınmacılara dönük bir tutum söz konusu. Bunu tabii Kayseri'de de gördük. Kayseri'den önce Ankara'da, Ulus'ta görmüştük. İzmir'de görmüştük. Yani son özellikle 2 yıl, 3 yıl diyebilirim sevgili eşim. En çok düşmanlaştırılan, ötekileştirilen kitlesi ne yazık ki Suriyeli sığınmacılar oldu. Şimdi oysa Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor ve Suriyelilerin ülkelerine, topraklarına gidebileceğini, buna dönük çözümler de geliştirmeye çalışıyordu. Ve geldiğimiz noktada Rusya'nın pozitif bir katkısı var bu süreçte, bunu görelim. İkincisi Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden katılma meselesi var. Ve çeşitli körfez ülkelerinin de bu anlamda Esad'ı yüreklendirdiğini düşünüyorum. Çünkü Suriye istikrarsızlığa devam ederse, bu şekilde kaotik bir ortam olarak kalırsa, aşağıda devam eden İsrail-Gazze meselesi, bir yandan İsrail-Lübnan çatışması, bir yandan İran çatışması gibi çok boyutlu bir hale gelecek. Çünkü hepimiz biliyoruz ki İran, Lübnan'da etkili Hizbullah üzerinden. Aynı zamanda Suriye'de de etkili. Suriye'de üstleri var. Şimdi dolayısıyla körfez ülkeleri şunu istiyor. İran üzerimizdeki etkisini, baskısını kaldırsın. Biz zaten İsrail'le de mevzuyu çözüyoruz diyorlar. Burada hani mealen, özetle bunları vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla Körfez'in de Esad'a dönük bir baskısı var. Suriye'nin yeniden inşası için destek olabileceklerini fısıldıyorlar. Aynı şekilde Türkiye'de koşullar değişti. Biliyorsunuz neticede Suriye'deki politikaları ortaya koyan, yani 2011 sürecinde ortaya koyan aktör bugün iktidarda değil ve tam tersine Cumhur İttifakı'nın karşısında. Dönemin Dışişleri Bakanı ve Dış Politika Danışmanı Sayın Davutoğlu'ydu. Dolayısıyla ülkeler politikalarını revize edebiliyorlar. Bugünün koşulları iki ülkenin de çıkarlarını bu anlamda bir araya getiriyor. Nitekim biz çok uzun zamandır sizin yayınlarınızda Suriye ile ilişkilerin normalleşmesini hep konuştuk. Yaklaşık belki 4 yıldır, 5 yıldır her fırsatta bu konuya değindik biz. Bugün de yapılması gereken bu meselenin halli. Tabii her şey eskisi gibi olmayacak Yeşim Hanım. Ben geçtiğimiz hafta bunu yazdım. Yani 2009-2010 yıllarına dönmeyecek bu süreç. Liderler arasındaki ilişkiler bu kadar samimi, bu kadar üst düzeyde gerçekleşmeyecek belki. Ama her iki liderin de sorumlulukları, ülkelerine olan bir anlamda borçları var. Bunlardan bir tanesi de bir araya gelmek ve iki ülkenin sınır güvenliğini bir kere gerçekleştirmek. Sınır kapılarının açılması, ticaretin açılması. Tabii ki Suriye tarafında bazı gruplar var. Bu grupların geleceğini konuşmak gerekiyor. Ayrıca konuşalım. Ama bir yandan da, Türkiye'nin burada askeri üsleri var. Teröre karşı 2016'da başlattığı, Ağustos ayında başlatılan biliyorsunuz, önemli harekatlarımız var.
Bu harekatların etkisiyle bir anlamda Türkiye terör sızmalarına engel oldu ve bölgede varlık gösterdi. Şimdi geride bu meselenin halli gerekiyor. İki taraf bunu çözebilecek mi? Ne boyutta çözecek? Tabii peşin konuşmak çok zor ama iki ülke de adım atmak zorunda. Tarih bunu... İlk adım ne olur? Hocam çok kısaca alayım. İlk adım ne olur? Ayrıntılı konuşacağız. Ne olur ve görüşme nerede gerçekleşir? Yani şimdi bu konuda bir bilgim yok. Görüşme nerede gerçekleşir konusunda bir bilgim yok. Ne olur, Türkiye'de mi olur? Ya çok konuşulan yerler de var ama en çok İstanbul değil mi? İstanbul ya da Irak'ta olması konusunda açıklamalar Rusya'da olabilir deniyor. Sizin bir öngörünüz var mı? Yok, açıkçası henüz bir öngörüm yok. Çok anlık bir polis bilgim de yok. Ama bu görüşme bir kere geriye dönük kayıpların tamirini de sağlamayacak belki ama en azından geleceğe dönük çok önemli bir adım olacak. 700 kilometre sınırları olan iki ülkenin arasında işte ABD'nin kurmaya çalıştığı bir terör devleti var. Bunun dışında çeşitli yabancı savaşçı gruplar ve yapılar var. Bölgede istikrarsızlık yaratan. Tabii burada birçok yabancı savaşçı eğitildi bu gruplar içerisinde ve bugün başka yerlerde de savaşıyorlar. Yani meselenin çok yıllara olması için adım atmak gerekiyor. Şöyle bir durum var sevgili eşim. Irak'ta yaşananlar bugün artık 30 yılı aştı. Ve burada istikrarsızlık hala etkisini gösteriyor. Bakın Irak yeni yeni toparlandı ve ülkesinden ABD kuvvetlerini çıkartma gayret içerisinde. Bunun yanı sıra ülkesindeki teröre karşı Irak itiraz edebiliyor ve bir kalkınma yolu projesiyle kendi geleceğini inşa etmeye çalışıyor. Suriye'de ise 13 yıl oldu içeride yaşanan bu süreç. Bütün küresel aktörlerin toplandığı, üçüncü ülkelerin bir anlamda etki ettiği bir bölge. Buranın da istikrara kavuşması Türkiye'ye faydalı olacaktır. Bunu iyi görmek gerekiyor. Peki. Tabii ki her şey mükemmel olmasa da ilişkilerin yapıcı bir sürece evrilmesine ihtiyacımız var.